Merhabalar, ben Cüsfır. Bugün Minecraft'ta otomatik tarla yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız bir şekilde patates, havuç, pancar gibi eşyaları kasabileceksiniz. İtemlerimiz ise bu şekilde. Hazırsanız yapımına geçelim. İlk başta patates, havuç ve pancar gibi eşyaların depolanacağı sandığı yerleştiriyorum. Daha sonra bu sandığa 8 tane huni alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk 2 huniyi buradaki sandığa bağlıyoruz. Diğer hunileri ise buradaki hunilere bağlayacağız. Bu taraftakini buradaki huniye bağlıyorum. Bu taraftakini ise buradaki huniye bağlıyorum. Bu sayede buraya gelen eşyalar buradaki sandığa depolanacaktır. Şimdi burayı çapaladığımızda buradaki yerin kurumaması için sular yerleştirmemiz lazım. Onun için de köşelere 8'er blok yer ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve aynısını karşıya da yapıyorum. Bunu yapmamızın sebebi ise dediğim gibi buraya koyduğumuz çapaladığımız yerlerin kurumaması. Burayı kırmışız. Şurayı da düzeltelim. Siz isterseniz buraya düz bir şekilde su yerleştirebilirsiniz. Ben buraya merdiven yerleştirdim ki güzel dursun. Ve buraya ikinci kat çıktığımızda aşağı doğru su gelmemesi için merdiven yerleştiriyorum. Birinci katı bitirdik. Şimdi ikinci katı ayarlamamız lazım. Burada merdiveni ise şu şekilde yerleştiriyoruz ki aşağı doğru su gelmesin. Buradaki kısmı 7 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinci yeri de tekrardan düzeltiyorum. Ve aynısını buraya da yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu başındaki yerleri de düzeltelim. Buradaki yerlere suları yerleştirmeden önce ise buraya bir kat toprak yerleştirmemiz lazım. Tarlayı ayarladık. Şimdi burayı tamamen otomatik hale getirmek için ilk başta buralara birer kat blok çekiyorum ki bunların üzerlerinden redstone geçirebilelim. İsterseniz bu yan taraftan da yapabilirsiniz. Buradaki suları kapatmak istemiyorsanız. Buranın etrafını da kapattıktan sonra ilk başta buraya geliyorum ve buraya bir kat daha çimen çıkıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir bloğu çıkabilirsiniz buraya. Çıktıktan sonra ise buraya 8 tane fırlatıcı yerleştiriyoruz. Ve bu fırlatıcıların arkalarına da birer tane blok yerleştirelim ki redstone tozunu arkasından getirebilelim. İsterseniz buraya dediğim gibi istediğiniz herhangi bir bloğu yerleştirebilirsiniz ya da buradaki fırlatıcının üzerlerinden getirebilirsiniz. Şimdi buraya kızıl taş tozlarını yerleştiriyoruz. Tam buradaki kısımda bir tane yineleyici kullanacağız. Yineleyiciyi fırlatıcılara doğru bakacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra tekrardan kızıl taşları yerleştirip her 8 tane de bir şu şekilde aşağı indirelim. Bir tane yineleyici yerleştiriyoruz ki enerji buradaki kısma gitsin. Şuradaki yineleyiciyi yanlış yerleştirmişiz. Buraya yerleştirdim ve buraya düğme yerleştirdiğim zaman enerji sondaki yere doğru gelecektir. Hatta şuradaki fırlatıcılara suları yerleştirelim ki bir de test edelim. Bakalım buradaki yaptığımız sistem çalışacak mı? Bütün fırlatıcılara suları yerleştiriyorum. Şuraya da yanlışlıkla çapaladığımız yeri kırdık. Orayı da düzeltelim. Sistemimiz bitti sayılır. Hatta şurada test edelim. Bir kere düğmeye basıyorum ve su gördüğünüz gibi buradaki kısma kadar geliyor. Hatta şu ön taraftaki kısmı da kapatalım. Buraya gelen itemler sağa sola gitmesin ve direkt sandığa gelsin. Şuradaki redstone tozunu da bir tık öne getiriyorum. Ve bastığımız zaman sistem tekrardan kapatılıyor. Hani buna bir kere bastığınız zaman sistem açılıyor. Bir kere bastığınız zaman sistem kapanıyor. Şimdi ben buraya tohumları ekeyim ve buğday tohumlarını ekeyim ve test edelim sistemi.
ektim ve tarladaki buğdaylar tamamen büyüdü. Şimdi sistemi çalıştırıp test edin. Buradaki düğmeyi bir kez basıyorum ve buğdayları teker teker öndeki huniye getiriyor. Bir kez daha bastığımız zaman ise gördüğünüz gibi kapanıyor. Tekrar buraya ektiğiniz zaman çalışacaktır aynı şekilde. Bazı buğdaylar buraya geldi. Siz bunu engelleyebilirsiniz. Biraz daha bir kat daha çıkıp engelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sandığa da bütün buğdaylar ve tohumları depolanıyor. Bu sistemi daha çok Skyblock gibi serverlarda kullanılıyor. Siz normal survival'ınızda da kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer istediğiniz bir farm varsa da onu yorumlarda yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Ve bu tarz içeriklerin devamı için de videoyu beğenip kanala abone olursanız da sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.